Günaydın sevgili izleyenlerimiz ve radyo dinleyicileri. Bugün 2 Aralık 2019 günlerden pazartesi, haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikte olmanın keyfi ve mutluluğu içerisindeyim. Efendim bugün tabii Aralık ayı, artık yılın son ayına girdik. Yeni yıla günler kaldı. 29 gün sonra 2020'ye merhaba diyeceğiz. Allah ömür verirse hepimize, sağlık verirse. Evet, kış geldi, Uludağ kar yağdı, birçok doğu illeri karla beraber beyaza büründü. Yarın da sanırım Bursa ve Marmara bölgesi için çok ciddi sağanak yağmurlardan bahsediliyor. Hava da baya soğudu, bakmayın güneşin olduğuna dışarıda, oldukça serin bir hava var. Evet efendim, bilmiyorum sizin hafta sonunuz nasıl geçti ama benimki çok keyifliydi. Bir Batı Karadeniz turu gerçekleştirdik bir grup arkadaşla beraber. Hakikaten çok güzeldi. Oraları görmediğim yerlerdi, Amasra ve Safranbolu. Oralara gitmeyi çok istiyordum. Hava soğuk da olsa, yağmur da olsa gerçekten orada olmanın keyfi başkaydı. Tabii gazeteci gözüyle birçok detaya da bakmak durumunda kalıyoruz. Her gittiğimiz yerde, her mekanda. Turistik yerler, Türkiye'nin dört bir yanından, hatta ve hatta Safranbolu'da iki otobüs Japon turist vardı. O kadar güzel bir gezi yapıyorlardı ki rehberleriyle beraber her yeri tek tek inceleyip o güzelim Safranbolu evlerini bir mimar detayıyla hepsi çok ciddi şekilde inceliyor. Teknik gezi yapıyorlardı adeta. Onlara ayrıca bayıldım. Onun dışında Amasra çok güzel bir yer. Küçücük bir yer ama Türkiye'nin, dünyanın her tarafından turist çekmeyi başarmış. Harika bir yer. Oraları gezerken hep söylediğim gibi, neden Bursa böyle değil? Neden Bursa'ya turist gelmiyor? Niçin Bursa'da bu kadar çok güzel şey varken biz onları pazarlayamıyoruz? Niye turistleri buraya çekemiyoruz? Kaygısı ve endişesini de sürekli yaşıyorum. Orada da yaşadım ne yazık ki. Neden Bursa'da o turistler, o Japon turistler bize gelmesinler? Amasra'dan, Safranbolu'dan çok daha fazla şey var. Elbette oraların doğal güzellikleri var. Evleri çok hoş, mimarileri çok hoş. Ama hani bizde de denizi var, dağı var, tarih var. Tüm bunları birleştirdiğimizde gerçekten, daha önce Eskişehir örneği vermiştim sizlere. Bursa onların yanında hakikaten one number. Ama ne yazık ki Bursa turizm pastasından hak ettiği payı almamakta inat ediyor. Bunun sebepleri tabii ki tek bir kişiye, tek bir kuruma bağlayamayız. Hepimizin suçu bence. El birliği ve ortak akılla hareket etmemiz gerektiği her zaman bir adım daha öne çıkıyor. Bu sadece 5 yıldızlı oteller yapmakla çözülmeyecek bir sorundu ki bunu da yaşayarak hep beraber yine gördük. Dolayısıyla mekanlar, restoranlar, yani Atatürk Caddesi'nde saat 20.30'dan 21'den sonra yemek yiyecek yer bulamıyorsunuz. O turist niye gelsin ki? Şimdi Hanlar bölgesi açılacak müjdesini verdi Sayın Başkan Ali Nuraktaş. Mekan, yani Hanlar bölgesi açılsın, çok güzel. Bunu gerçekten en çok isteyenlerden biriyim. Ama oraları canlı tutamazsanız, oraları yaşatamazsanız 24 saat boyunca bir anlamı yok. Yani işte yemek yeme mekanı bulamazsa turist niye gelsin? Hala Kent Meydanı'nın oradaki 24 saat hizmet veren lokantalar tercih ediliyor. Bursalılar bile onları tercih ediyorlar dikkat ederseniz. Dolayısıyla eksiklerimiz çok ve bunları bir an önce kapatmak için el birliğine ihtiyacımız var. Her gittiğim farklı kentte bu eksikliği bir kez daha görüp bir kez daha kaygılanıyorum. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Evet, tabii gittik, sadece görmedik, yedik içtik. Her yerin kendine özgü mutfağı ve yemekleri vardı. Tabii ki onlardan da tattık. O mutfakları da çok beğendik. Herkesin ellerine sağlık. Ama bugün sağlıklı beslenmeyi konuşacağız sizinle. Neyi konuşacağız? Veganlığı konuşacağız. Aslında çok böyle yakın olduğumuz bir şey değil veganlık. Çok da tanıştığımız bir şey değil ama bugün Miray Yerliyurt bize veganlığı anlatacak. Hoş geldin Miray'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Beni davet ettiğiniz için teşekkür Estağfurullah. Ederim. Estağfurullah. Evet, bu genç yaşta vegan olmak nasıl bir şey ve veganlık nedir diye başlayayım ve sonra da birazcık seni tanıyalım. Tabii. 3 yıldır vegan besleniyorum ben. Bu beslenme düzenine geçtikten sonra bana çok faydalı oldu ve bunu insanlarla paylaşmak istedim. İstanbul'da düzenli bir iş hayatım vardı. Orada yaşıyordum, çalışıyordum. Onu bırakıp Bursa'ya yerleştim ve burada vegan kafemizi açtık. Güzel bir macera oldu. Şimdi 5. ayımıza girmek üzereyiz. Eskiyor artık. Yani
sürekli yeni tarifler deniyoruz. Hı-hı. Yeni misafirler geliyor, yeni görüşler alıyoruz. Benim için keyifli bir yolculuk oldu. Nasıl peki vegan olmaya karar verdin? Yani şimdi birden böyle herkes gibi beslenirken, evet, tüm hayvansal gıdaları tüketirken bir anda veganlık nereden aklına geldi? Yoğun bir iş hayatım vardı. Hı-hı. Düzenli beslenmiyordum. Aslında çok hazır gıda tüketiyordum. Hı-hı. Eve geç geliyordum. Hı-hı. Yani sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır onu araştırırken bir yerde vegan beslenme karşıma çıktı. Hı-hı. Önce sağlık için ben bunu araştırmaya başladım. Daha sonra bunun etik yönü de aslında bana dokundu. Yani süt endüstrisinin çok acımasız olduğunu gördüm. Et endüstrisi zaten herkesin bildiği gibi, evet, acımasız. Vicdani olarak da parçalar oturunca hem, hı hı, sağlıklı bir beslenme şekli hem de içim daha rahat olacak böyle beslenirsem deyip 3 yıl önce başladım. Çok zor bir mutfak ama. Kesinlikle. Dışarıda yemek bulmanın zor olduğunu kabul ediyorum. O kesin. Ama diğer taraftan da hep böyle kendin çok, evet, ciddi hazırlanmak durumundasın. Çünkü hani ev halkıyla beraber yaşadığımda, doğru, düşünsene onların vegan olmadığını ve tek başınasın. Evet. Yani son bir yılda ben işe giderken kendi yemeğimi taşıdım. Daha, hı-hı, sağlıklı olayım diye. Hı-hı. Dışarıda bulabildiğimiz yemekler patates kızartmasından öteye gitmeyebiliyor. Doğru. Ama vegan oldukça, daha bu mutfakta kendimizi rahat hissettikçe artık her restoranda vegan yemek sipariş edebilmeyi öğrendim. Hı-hı, çok iyi. Her yerde çoban salata var. Var. Her yerde mercimek çorbası var. Hı-hı. Yani mercimek çorbaları büyük oranda tereyağsız hazırlanıyor. Hı-hı. Onları sorarak artık hiçbir yerde aç kalmamayı da öğreniyor insan. Mesela bu bakliyatları falan da tabii çok ki rahat tüketebiliyorsun. Tabii ki. Dolayısıyla evet, aç kalma. Bizim mutfağımızda zeytinyağlılar çok fazla. Hı hı. Onları tüketebiliriz. Salatalar, yani tatlılar zor oluyor dışarıda. Evet. Ama onun dışında bir vegan öğrendiyse nasıl sipariş vereceğini, hı hı, her türlü yerde yemek bulabiliyor. Peki o veganlığın yol haritası nasıl bir şey? Yani işte öğrendiyse dedin, nasıl öğrenecek bunu? Herkes için bu yolculuk farklı oluyor. Hı-hı. Bazıları bir belgesel izleyip ertesi gün vegan oldum deyip evdeki bütün hayvansal ürünleri yok ediyor ve hemen veganlığa geçiyor. Bazıları kademeli bırakıyor. Mesela önce eti bırakıyor, sonra sütü bırakıyor. Belgeseller izliyoruz, kitaplar okuyoruz. Başka veganların hazırladığı videolar var. Hı hı. Yani nerede nasıl sipariş edeceğimizi de aslında onlardan öğreniyoruz. Ben ilk vegan olduğumda hemen Türkiye'de veganların toplandığı bir platform var mı diye araştırdım. Türkiye Vegan Derneği'ni buldum. Hı hı. Hemen onlara üye oldum. Onlar İstanbul'dalar, ben, evet, de oradaydım. Onların toplantılarına gittim. Yani vegan bir arkadaş çevresi oluşturmak çok önemli. Bursa'da da vegan topluluklar var. Var. Yani Bursa'daki izleyiciler eğer vegan olmayı düşünüyorsa onlarla iletişime geçebilir. Yani vegan bir arkadaş grubu her zaman kolaylaştırıyor süreci. Çünkü soruyoruz, nerede ne yemiştiniz, işte burada nasıl çözdünüz bu, hı-hı, konuyu. Bir sürü aslında eğlenceli de, sadece bunu kısıtlayıcı olarak görmemek lazım. Yeni bir ufuk açtı bende. Daha sağlıklı beslenmeye başladım. Peki hakikaten mesela şeye bakıyor musun, değerlerini ölçtürüyor musun? Vegan öncesi ve vegan sonrası, evet, bu fark etti mi? İlk vegan olduğum yıl çok üstüne düştüm. Çünkü, hı-hı, ailem de endişelendi. Hı-hı. Kimse bilmiyordu. Tabii. Ben de emin değilim. 6 ayda bir düzenli olarak bütün değerlerime bakılıyor. Hı-hı. Şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı. En çok B12 sorulur. B12'm bile daha düşmedi. 3 yıl oldu. Ama ben onu dışarıdan alıyorum. Anladım. Bir vitamin hapıyla. Hı-hı. Onu zaten vegan olmayanlara da artık öneriyorlar. Evet. Yani B12 önemli bir vitamin, evet, dışarıdan alınsın diyor doktorlar. Yediğimiz etlerin de tam olarak karşılamadığı, aynen, gerçeği ortada zaten. Tabii izleyenlerimize masamızdaki bu güzel yiyecekleri tanıtmayı unuttuk. Bunların hepsi vegan yiyecekler sevgili, evet, izleyicilerimiz. Yani hamburgerinden dürümüne, bu fıstık ezme miydi? Fıstık ezmeli kurabiyemiz. Evet, kurabiyemiz ve havuçlu kekimiz, evet, sanırım. Miray arkadaşımız bunları zahmet edip bizler için yapmış ve sizlere tanıtmak için yapmış, getirmiş. Ben daha öncesinde yemiştim gerçekten. Hani bana söylenmese vegan olduğunu, hem hamburgeri hem dürümün içinde et olduğunu zannederdim. Ya da normal bir hamburger yediğimi düşünürdüm. Tadında hiçbir farklılık yok, hakikaten yok. Ama tabii mesela o hamburgerin köftesi neyden yapıldı? Herkes bunu soruyor. Aynen öyle. Biz burgerimizde soya kullanıyoruz. Soya fasulyesinden, hı-hı, yapıyoruz. Soya fasulyesini normal bir köfte harcı hazırlar gibi baharatlar, hı-hı, soğan, maydanoz, normal anne köftesi, hı-hı, gibi onlarla bunları yoğurup
pişiriyoruz. Aslında çok kolay. Yani etin yerine soya fasulyesi girmiş oluyor. Evet ve hemen hemen aynı lezzeti vermiş durumda. Yani onu yerken diğer malzemeler zaten tamamıyla hamburgerin içinde bulunan ürünler. Dolayısıyla aynı lezzeti bulabiliyorsunuz. Hatta ben daha çok beğenmiştim. Daha hafif. Evet. Daha hafif. En güzel tarafı o. Yedikten sonra size şişkinlik evet. yapmaması ve rahatsız etmemesi. Evet. Yani hayvansal ürünler bizim vücudumuzu çok yoruyor sindirim esnasında. Evet. Kesinlikle öyle. Az önce sohbet ederken annen de aynı şeyi söyledi. Ya ben de dedi çok şaşırdım. Sonrasındaki o rahatlık çok hoşuma gitti evet. dedi. Hani tabii veganlık gerçekten çok zor bir yol. Kesinlikle. Çünkü hani sürekli evde yemiyorsunuz. Evet. Dışarıda da bir hayat var. Dolayısıyla özellikle süt ürünleri bence en zor kısmı. Yani veganlık zor demeye de çekiniyorum. Çünkü insanları teşvik etmek istiyorum. Evet. Zor ama değer. Yani biz vegan sayısı arttıkça, talep arttıkça sektör de buna cevap verecek. Hı-hı. Ben bir vegan kafe açtım. Hı-hı. Bunun gibi bir sürü vegan işletme Bursa'da neden açılmasın? Yani İstanbul bu konuda çok ileride. Çok fazla seçenek var. Özellikle Kadıköy bölgesinde neredeyse bütün kafeler vegan seçenek sunuyor. Nişantaşı'nda, Etiler'de evet. yani... Her ekonomik gruba hitap edecek. İstanbul'da herkese uygun vegan mekanlar açıldı. Yani Bursa'da da açılacaktır. Normal bir kafe ya da restoran da vegan bölümü olabilir seçenek yani. Seçenek koyabilirler. Evet, kesinlikle aynen. öyle. Çünkü hani herkes et yemek zorunda değil. Evet. Yani vegan olmamak daha zor. Çünkü o da sağlığımızı tehlikeye atıyor diye düşünüyorum. Yani vegan olarak belki daha az seçeneğimiz oluyor. Birazcık önden planlama gerekiyor. Bizi yoruyor olabilir ama sağlığımız için de çok doğru bir karar. Yani hem etik olarak içimizi rahatlatan bir karar. Yani veganlık zor dediğim için de biraz kendimi kötü hissettim. Onu toparlamaya çalışıyorum. Ya veganlık şöyle zor, dışarıda seçenek bulmak evet, anlamında çok aynen. zor. Yoksa veganlığı yaşamak hiç de zor bir şey evet. değil. Zaten bu senin yaşam şeklin aynen haline öyle. Geliyor belli aynen bir süre aynen. sonra. Peki sadece veganlık yeme içme kısmını mı içeriyor? Yani mesela uykuydu, spordu, ne bileyim hı-hı. farklı şeyleri var mı? Veganlık aslında hayvanları bir yiyecek olarak, bir mal olarak hı-hı. kullanmamak. Yani hı-hı. onların yaşam hakkına saygı duymak. Vegan olduğumuzda biz yediklerimizle başlıyoruz. Çünkü hayatımızın büyük bir kısmı yemek yiyerek geçiyor. Yemek dışında giydiklerimiz, deri, yün, hı-hı. ipek gibi materyalleri kullanmıyoruz. Çünkü onlar hayvanlardan elde ediliyor. Hatta tabii hemen mesela kaz tüyü evet. montlara olan tepkisini biraz önce anlattı. Aynen öyle. Yani yiyecek, giydiklerimiz, kozmetik, hı-hı. Hayvanlar üzerinde test eden markalardan hı-hı. uzak duruyoruz. Günümüzde artık çok kolay, çok fazla seçenek var. Yani doğru. temizlik malzemeleri, kozmetik malzemeleri, her türlü ürünün vegan seçeneği var. Onun için kolaylaştı yani. Ne güzel. Ya tabii özellikle genç arkadaşlarımızın veganlığa ilgisi biraz daha fazla. Hani evet. belli bir yaş grubu zaten artık hani alışılmış aynen. bir tarzı sürekli yaşadığı için veganlığa çok sıcak bakmıyor. Yani ben mesela işte o gün senden sonra anlattığımda annem bile ya olur mu öyle şey etin lezzetini hı. tutar mı falan böyle tepki gösterdi. Hı. Şimdi o saatten sonra anneme veganlığı kabul ettirmek gerçekten çok zor hı. annem yaş grubu insanlara. Tabii ki. Alışılmış bir şey var ama genç arkadaşlar özellikle de bu obezitenin dünyada aynen. tehlike haline gelmesi durumundan etkilenerek gerçekten veganlığa böyle meylediyorlar. Sevindirici bence, tarafı o. İnternet ve sosyal medyanın etkisi oldu. Çünkü gençlerin rol modeli olarak aldığı kişilerin büyük bir kısmı vegan olmaya başladı. Hı hı. Sporcular var, sanatçılar var. Veganlığı öneren insanlar artık biraz daha göz önünde. Hı hı. Onun için gençler etkileniyor. Bir de iyi yönlerinin öyle hı hı. hani hayvanlara yapılan zulüm de biraz ortaya çıkmış evet, oldu. Evet, evet. Onu da bilmiyordu insanlar. Çok fazla. Yani bu anlamda bu sosyal medya gerçekten evet. iyi şeyler de yapabiliyor. Her zaman bilgi kirliliği yaratmıyor. Evet, bir kısa mola verelim. Çay veganlığa girmiyor değil mi? İçebiliriz. Vegan, içebiliriz. Peki, o zaman çay içelim biz. Sonrasında yine beraberiz.
Ben Anadolu'yum. Senden milyonlarca yıl önce de buradaydım. Ve sana hiç ihtiyacım olmadı. Ama sen bana hep ihtiyaç duydun. Bu yüzden bana Anadolu ismini verdin. Haklısın. Ben yeşerirsem sen coşarsın. Ben beyazlarken sen umutlanırsın. Ben filizlenirsem sen çoğalırsın. Ama ben kurursam sen de kurursun. Ben ağlarsam sen de ağlarsın. Ben çökersem sen de çökersin. Benim ormanlarım. Benim nehirlerim. Benim denizlerim. Benim ovalarım. Benim havam. Benim iklimim, senin iklimin. Ben Anadolu'yum. Sen istersen ben veririm. Sen emek verirsen ben üretirim. Sen korursan ben çağlarım. Ben Anadolu'yum. Bu adı bana sen verdin. Çünkü benim olan her şey senindir. Benim iklimim senin iklimindir. İklim değişikliğiyle mücadeleye sen de katıl. Çünkü bu senin iklimin. Evet, gün Aysun'da yine birlikteyiz efendim. Ben Aysun Komitkan. Bugün konuğum vegan mekan işletmecisi Miray Yerliyurt. Evet, veganlığı konuşuyoruz. Böyle aslında hepimize biraz uzak gelen, çok tanıdık olmayan bir isim vegan. Şimdi tabii bir vegan olarak güne nasıl başlıyorsun? Hani biz böyle kahvaltıyla başlıyoruz ya. Sen neler yiyorsun kahvaltıda? Evet, klasik Türk kahvaltısı çok toplumumuzda yeri olan, uzun saatler geçirilen bir sofra. Biz oradan mesela seçmemiz gerekirse domates, salatalık, zeytin, ekmek, simit, reçeller, bunların hepsi vegan. Onun dışında kendimize bir vegan tost yapabiliriz. Vegan peynirler artık ülkemizde satılıyor. Var. Büyük zincir marketlerde. Meyvelerle başlayabiliriz güne. Meyveleri blenderdan geçirip smoothie yapabiliriz. Onun dışında kahvaltıda başka kuru yemişler, çiğ kuru yemişler özellikle çok faydalı. Yanında muz yiyebilir vegan olanlar geçiş sürecinde. Yani aslında kahvaltıyı hem klasik olarak da veganlaştırabiliriz hem de yeni bir ufuk açabiliriz farklı lezzetler. Sonra günü nasıl geçiriyorsun mesela? Öğle yemeğinde... Evet, sinekler çok, yine bastı. Çok güzel zeytinyağlı yemeklerimiz var. Onları yiyebiliriz. Onun dışında baklagillere yer verilebilir. Kuru fasulye, pilav. Yani veganlık pahalıdır diyen herkese de bu örnek verilir. Mesela kuru fasulye ve pilav yediğimizde ihtiyacımız olan bütün amino asitleri almış oluyoruz protein açısından. Bu, ama mesela pilavı tereyağı yerine neyle yapıyorsunuz? Sıvı yağ kullanılabilir. Sıvı yağ. Ya da uzak doğuda olduğu gibi yağsız buharda da pişirilebilir. O zaman daha sağlıklı. Hele bir de kepekli pirinç kullanılırsa müthiş bir pilav oluyor. Akşam için de daha hafif bir salata olabilir. Yani yeşillikler, bol yeşillikler, üstüne belki biraz kinoa olabilir, nohut olabilir. Böyle beslenince hem vegan olmuş oluyoruz hem de çok sağlıklı beslenmiş oluyoruz. Peki ara öğün var mı sizde? Hiç fark etmez. Yani her vegan kendisinin istediği gibi. Rotasını kendi belirler diyorsunuz.
Peki şey mi böyle, aile bireyleri nasıl karşıladı bu durumu? Onlar için de çok zor bir şey bence. Evet, ben vegan olduğumda önce bir emin olmak için ilk bir ay gizli veganlık yaşadım. Ondan sonra o kadar çok inandım ki bunun sağlıklı olduğuna, ben aileme ısrar etmeye başladım. Siz de vegan olun. Yani bizde iş biraz daha tersine döndü. Ben onları zorla bir ay vegan besledim. Hatta çok güzel sağlık sonuçları aldılar. Şeker hastalığı ve kalp hastalığı ile ilgili zaten düzenli doktora gidiyorlar. İkisinde de bir ayın sonunda iyileşme görüldü. Devam etmediler, o ayrı ama doktor dedim ya işte şaşırmış. Belli yaş grubu için zor ya. Şaşırmış evet, değil evet, mi? Nasıl bunu sağladınız diye gerçekten sormuş. Demek ki işte doğru beslenmek beraberinde sağlığı getiriyor gerçekten. Hani uzmanlar boşuna demiyorlar. Doğru beslenme ve spor sürekli önümüze koydukları şey. Ama maalesef bizler böyle bol yağlı işte etler seviyoruz. Yanında işte bol tereyağlı pilavlar olmazsa olmazımız. Mesela şeyde gezideyken kaldığımız otelde seçenekli yemekler vardı. Mesela bir tanesi işte etli nohut yemeği vardı. Herkes böyle aa, 5 yıldızlı otelde etli nohutun ne işi var? O yemek değil mi dedim yani. İlle böyle şey mi olmalı bize? Fransız mutfağı mı sunmalılar yani? Evet. O bizim kültürümüz. Arzu eden de onu yer sonuç itibariyle. Tabii şimdi şey çok zor bir şey. Hani bu söylediğin vegan olmak. Ve bunu devamlı hayatının merkezinde tutabilmek. Evet. Bunu başarmışsın, bir de vegan kafe açmışsın. Aynen. Ya bu gerçekten çok büyük bir risk Bursa için ve iyi bir cesaret. Evet, çok inanıyorum. Yani veganlığın insanları kurtaracağına inanıyorum. Şimdi dünyadaki ölümlerin %60'ı kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve çeşitli kanserler. Bunların hepsinin sebebine bakılıyor ve hepsi beslenmeyle ilgili. Yani mevcut beslenme düzeninin doğru olmadığını artık hepimiz biliyoruz. Demek ki bir şey değişmeli. Vegan doktorlar bütün dünyada çok fazla var, ülkemizde de var. Hepsi az yağlı vegan beslenmeyi öneriyor. Yani biz yanlış şeyleri kısmışız bugüne kadar. İşte karbonhidrattan korkmuşuz, bir şeylerden korkmuşuz. Az yağlı vegan beslenerek bu az önce saydığım hastalıkların çoğunu geri çevirebiliyormuşuz. Onun için çok inanıyorum. Yani böyle bir işletme açmamın sebebi de bu. Geleceğin veganlık olduğuna güveniyorum. İnsanları bununla tanıştırmak istiyorum. Yani gerçekten... Tek şey sağlıklı beslenmek mi? Yani hani mesela bu veganlık uzun yaşamayı birlikte getirir sağlıklı beslenirsen. Hani bir sürü kriteri var ama hani vegan olmanın ana temel sebebi sadece sağlıklı yaşamak mı? Değil. Etik tarafı da ağır basıyor. Yani hayvanlar için de vegan oluyoruz. Bu yapılan hayvanların birer malzeme olarak görülmesi, onlardan böyle faydalanılması... Hayvanların yavrularından ayrılması, öldürülmesi, bunlar da veganlığa iten sebepler. Onun dışında bir de çevre faktörü de var. Şimdi mesela küresel ısınma, artık küresel ısınmaya geçtik, iklim değişikliğine dönüştü. Evet, ciddi yani, tehlike. Bunun temelindeki insanların bu hani açgözlülük diyeceğim. Çünkü bütün dünya kaynaklarını tüketiyoruz. Hem beslenmek için... İlginç datalar getirdim ben. Mesela şimdi dünyadaki bütün tarım alanlarının %83'ü bizim yediğimiz hayvanları beslemek için kullanılıyormuş. Yani hayvan yemi üretmek için bütün tarım alanlarının %83'ü kullanılıyormuş. Su kaynaklarının da %27'si yine bu hayvanları su sağlamak için kullanılıyormuş. Yani dünyada büyük bir açlık var. Kesinlikle. Biz yiyeceğimiz hayvanları beslemek için bu kadar geniş alanları ve suyu kullanıyoruz. Hem ormanları yok etmiş oluyoruz hem de insanlar açken bunu çözmemiş oluyoruz. Yani göllerimiz kurumaya başladı. Evet. Yani inanılır gibi değil. Yani her şeyin çözümü birazcık alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor bence. Tabii sevgili izleyenlerimiz, önümde çok güzel bir havuçlu kek var. Kokusu hakikaten böyle bir an önce bunu ye diyor bana. Mesela işte içinde hiç yumurta olmadan yapılmış harika bir kek bu. Yani ben daha önce tadına baktığım için gayet iyi biliyorum. Hani içine yumurta konmuş kekten bence hiçbir farkı yoktu. Tadı da hemen hemen aynıydı. O yüzden hani
şey var, seçenek aslında çok. Mesela insanlar havuçta da şeker var. Şeker bile koymayabilirsin. Tabii ki. Mesela ama biz o alışılagelmiş mutfak şeyimiz var ya, böyle olmazsa olmazlarımız. Yani kek mi, yumurtasız olur mu canım, nasıl yani, mümkün değil. Biraz da süt koymak lazım. Evet. Evet, sütün de seçenekleri var. Var. Mesela. Biz tatlılarda kendi sütümüzü yapıyoruz. Hem daha taze ve daha hesaplı olması için yulaftan yapıyoruz sütümüzü. Yulafı biraz sıcak suda bekletip blenderdan geçirdikten sonra süzüyoruz ve yulaf sütü bu kadar basit. Bütün tatlılarda yulaf sütü kullanabiliriz. Muz yerine yumurta yerine muz kullanıyoruz tatlılarda. Elinizdeki herhangi bir kek tarifinde yumurta ve sütü vegan alternatifle değiştirerek aynı şeyi tutturabilirsiniz. Yani en sevdiğiniz keki vegan hale getirebilirsiniz. Tabii şimdi bunlar alışılmışın dışındaki şeyler. Mesela mutfağın var kafende. Orada çalışan arkadaşlar vegan değiller. Değiller. Ama vegan mutfağının lezzetlerini ortaya çıkarıyorlar. Tabii ki. Tabii ki senin çizdiğin yol haritasıyla. Aynen. Zorlanıyorlar mı? Kafe açılmadan 2 yıl önce ben tarifler toplamaya başladım. Hem yabancı kaynaklardan hem Türk vegan tarif üreticilerinden. Kafemiz açılmadan önce de bir ay biz aşçımızla oturduk, demo çalışmaları yaptık. Zaten bu aşçılık alanında profesyonel eğitim almış kişi her türlü mutfağa uyum sağlayabiliyor. Tabii. Kısa bir zamanda alıştı. O da fikirler getirmeye başladı. Yani kendisi vegan değil ama şu an kafede geçirdiği zamanda vegan besleniyor ve gerçekten fark görüyor. Yani bence bizim çalışanlarımız da kısa zaman içinde vegan olacaklar. Rotayı oraya çevirecekler. Evet. Aslında mesela bu veganlığı özendirmek için çok fazla şeyler var. Böyle güzel yabancı menşeili bizim ülkemize uyarlanmaya çalışılan yemek programları var. Mesela bir MasterChef'ten bahsediyorum. Evet. Aslında oralarda bunları ara ara da olsa, her zaman olmasa bile yer vermeliler ve özendirmek amaçlı, insanları daha doğrusu sağlıklı beslenmeye bilinçlendirmek amaçlı bu çalışmaları yapabilirler. Bizde biraz tam tersi oluyor. Evet. Daha bol yağlı, işte maalesef daha karbonhidrat yüklü ve tamamen ete dayalı bir mutfak tarzımız var. Ama bunların da yapılması gerekiyor. Sağlıklı beslenmek deyince hep şeyi görüyoruz. Pazartesi başlayan, çarşamba sona eren diyetler var ya, aynen, sonra aynen. Cuma tekrar karar verip yeniden pazartesiye dönen. Önemli olan o değil. Önemli olan süreklilik galiba. Kesinlikle. Hani ben şimdi yıllarca mesela hayvansal gıdaları tüketmiş birisin. Ama şimdi 3 yıldan beri bunlardan uzak. Bir 3 yıl sonra veganlığı bırakır mısın? Bırakacağımı düşünmüyorum. Yani vardır ama. Bırakanlar oluyordur. Hı-hı. Tabii ki orada da doğru beslenme planını yapmayıp çeşitli gıdaları eksik almanın sonucunda belki çeşitli eksiklikler çıkıyordur ya da aç kalıyorlardır. Yani hiçbir diyeti sürdürememe sebebi aç kalmak. Mesela işte bir hafta diyet yapabiliyoruz ama sonra acıkınca hemen bozuyoruz ya. Veganlıkta da öyle. Yani bir şeylerden kendini mahrum bırakıyor hissi devam ederse bir ay sonra bırakabilir. Ama mahrum bırakmamak mümkün. Yani dengeli beslenmek, her türlü sebzeden, baklagilden, kuru yemişten, meyveden faydalanarak böyle bütünsel olarak kendimizi doyurabiliriz. O zaman bırakmak için bir sebep yok. Bence de. Ama mesela şimdi bu şeylerde baktığımızda dürüm ve hamburgerin yanında bolca patates kızartması var. Bunlar bizim en yaramaz seçeneklerimiz kafedeki. Kamerada ama güzel gözükeceğimi düşündüklerimi getirdim. Bunun dışında biz salatalar da sunuyoruz. Biliyorum, sebze evet. çorbaları da sunuyoruz. Bunlar vegan olmuş ama dışarıda fast food yemeyi özlemiş insanları hedefliyor. Evet, kesinlikle. Bir de şey, denge kurabilir. Tabii yani, ki. Sonuçta yediği şey diğer hamburger son derece sağlıklı ama yanında birkaç tane patates yemesi çok da sıkıntı olmaz bence. Tabii şey çok fazla. Artık ülkemizde de bir süpermarketlere gittiğimiz zaman farklı farklı meyvelerle karşılaşıyoruz. Evet. Çok fazla gelmeye başladı. Alışılageldik olmayan, kendi üretimimizin dışında pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Veganlıkta gördüğüm kadarıyla tamamen hayvansal gıda. Onun dışındaki her şeyi yeme özgürlüğü var. Tabii ki. Yani hayvansal gıda tüketmiyoruz. Onun dışında bir sürü seçenek var yiyebileceğimiz. Evet, kesinlikle öyle. Ve hani bunları yaşam şekli haline dönüştürmek biraz zaman alır. Ama şeyi düşündüm sen anlatırken, mesela bu bebeklikten başlatılabilir mi? Evet. Hani bir bebeği anne sütü ve onun dışında neyle takviye eder diye düşündüm. Yani
Bebekler doğduğunda bildiğim kadarıyla zaten belli bir aya kadar doktorlar inek sütü içmemesi gerektiğini söylüyor. Ve ilk yani şöyle söylemler var. İnsanlar vegan doğuyor. Zaten bebekken anne sütü o vegan sayılıyor. Hı-hı. Onu bile hani şey bazen tartışılıyor ama anne sütü içmesi çok güzel. Ondan sonra da hani ek gıdalara geçerken meyveler, sebze püreleri öyle şeylerle besliyoruz. Aslında vegan anneler var, vegan bebek büyütenler var. Dünyada da, ülkemizde de. Evet. Mümkün ama bunu tabii ki bir sağlık doktor kontrolünde yapmak lazım. Tabii. Bunlar önemli kararlar. Ve takviyeleri de mutlaka almak lazım. Peki şey mi, yani veganlık zayıflatır mı? Mevcut kiloyu korur mu? Kilo aldırır mı? Veganlık hayvansal ürün yememek olarak düşünürsek her vegan farklı besleniyor olabilir. Hı hı. Yani sadece patates kızartması yiyip kola içen bir vegan da olabilir. Hı hı. Ama veganlık aslında uzun vadede kilo kontrolünü daha böyle ince bir fiziği sağlar. Hı hı. Çünkü daha aktif oluyoruz. İşte uyku düzenimiz daha güzel oluyor. Hı hı. Biraz hani az yağlı vegan beslenen herkes kısa zaman içinde olumlu etkilerini görür. Evet, çünkü hani tereyağı hayvansal gıda olduğu için tabii onu şey yapmak da vücutta eritmek de çok kolay değil. O anlamda dediğin doğru olabilir. Peki mesela bununla alakalı herhangi bir diyetisyenle bağ kurdun mu veganlığa geçerken? Şöyle, ben şahsen kurmadım. Değerlerim iyi gittiği için de henüz gerek görmüyorum. Hı hı. Vegan beslenmeyenler de aslında bir kontrol sürekli gitmiyorlar. Yani maalesef. Bize hep soruyorlar protein nereden alıyorsun, hı hı. şunu nereden alıyorsun. Ama kendisi de aslında ben zaten veganlığa geçiş sebebim sağlığımın bozulmak üzere olmasıydı. Hı hı. Ben vegan değilken sağlıksızlaşmıştım. Yani çünkü hazır gıdalar çok fazla katkı maddesi var. Ben aslında vegan olunca değerlerim düzeldi. Yani veganlık eşittir sağlık diyorsun. Yani vegan olmayanlar da sürekli bir büyüteç altında yaşamıyor ki. Bugün kesinlikle. Ne kadar tam tersi. Şey yaptım. Evet. Tam tersi, yani birçok diyetisyen de bu yüzden zaten piyasada iş yapar hale geldi. İnsanlar doğru beslenmeyi, bilinçli beslenmeyi çoğumuz bilmiyoruz. Yani doğru bildiğimiz şeylerin bazen yanlış olduğunu da öğreniyoruz yapılan yayınlarda ve makalelerde. Dolayısıyla bu gerçekten çok önemli bir konu. Ama öncelikle her şeyi bir kenara koyalım. Ne beslenme, hem uyku düzeni, işte hem yürüyüş, hem spor eşittir. Hepsi sağlık. Aynen, sağlıklı aynen. yaşam. Evet, sağlıklı yaşamaya devam edelim. Hadi bir kısa reklam arası verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanın. Az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün. Derelerimiz, doğal hayatın temeli, yaşamın kaynağıdır. Yaptığımız estetik, ekonomik ve emniyetli tesislerle taşkınlara karşı önlemlerimizi alıyor, vatandaşlarımızı koruyor, sosyal yaşam alanları oluşturuyoruz. Ancak derelerimize kütük, hafriyat, çöp gibi katı atıkların atılması, izinsiz yapılaşma, doğal akışın bozulmasına ve neticesinde taşkınlara sebebiyet veriyor. Bu can ve mal kaybı başta olmak üzere büyük acılar demek. Lütfen derelerimize hiçbir şey atmayalım. Yapılaşma yapmayalım. Derelerimizi hep birlikte koruyalım. Bu dereler hepimizin. Dereler taşmasın, gözyaşları sel olmasın.
Sevgi burada. Güven burada. Umut. Şefkat o da burada. Sevinç burada. Türkiye sağlıkta yepyeni bir dönem başlatıyor. En ileri tıp teknolojileriyle, mükemmeliyet merkezleriyle, işini bilgiyle, ilgiyle yapan gönülleriyle. İyilik burada, sağlık burada. Ve şimdi de Bursa Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Şehir Hastaneleri. Günaydın da yine birlikteyiz efendim. Bugün konuğumuz vegan mekan işletmecisi Miray Yerliyurt. Veganlığı konuşuyoruz. Bu arada tabii gelen mesajlara bakıyorum. Tam da böyle bol tereyağında sucuk yemek üzereydim diye bir arkadaşım ne yapacağız şimdi diye soruyor. Bugünlük afiyet olsun ama yarın farklı düşünebilirsiniz dedim kendisine. Hiç mi şey, az önce bizim Kaan da sordu, hiç canınız çekmiyor mu diye de et ve mesela çok güzel bir mangal, aile pikniğe gittiniz, mangallar yakıldı. Ne yiyorsun? Önce şeyi söyleyeyim, yani tamamen vegan olamıyorsa da biri pes etmesin. Mükemmel olamıyoruz diye hiçbir şey yapmamak doğru değil. Kesinlikle. Yani birkaç öğün daha az hayvansal ürün tüketmesinin bile dünyaya faydası var, kendine de faydası var. Hı-hı. Canınız istemiyor mu konusuna gelince de, evet, alışkanlıkları bırakmak zor. Kesinlikle. Ama etik olarak onun artık bir yemek olmadığı bağlantısını kurunca ben artık eti yemek olarak görmemeye başladım. Hı-hı. Bu sokakta yürürken bir kokunun çekici gelmesi, bunları evet kabul ediyoruz. Çünkü bunlar bizim küçüklüğümüzde işlenen kodlar. Yani orada gelen baharat kokusu, hı-hı, kızarmış bir yağ kokusu, hı-hı, bunlar çekici geliyor olabilir ama artık onun bir yemek olmadığını biliyoruz. Ve aynı güzel kokuları ve vegan yemeklerle de çıkarabiliyoruz. Aynı lezzetleri. Onun için aramıyorum. Artık onlar bana yemek gibi gelmiyor. Peki Bursalısın. Sonuç itibariyle İskender kebapsız, evet, olmaz. Ne değil yapıyorsun? Özlemedin kendi mi? Kendi dönerimizi ürettik. Evet, güzel. Vegan döner yapıyoruz, evet, artık kafemizde. İşte dürümde olduğu gibi. Evet. Yani hep İskender yedikten sonra of çok yedik, çok, evet, şiştik, evet, bir ağırlık çöktü konuşulur ya. Hı hı. Vegan versiyonunda böyle şikayetler olmuyor. Olmuyor. Ama şey var mesela, şimdi hani ben de mesela çok İskender seven biri, evet, değilimdir. Çok arada yerim ama İskender'i bana yedirten o üzerine dökülen güzelim tereyağı, evet, bence. Yine kokular etkili oluyor. Hı hı. Türk insanı önce damak, evet, tadından önce koku. Özellikle de mutfakta şöyle güzel gelen bir yemek, evet, kokusu sizi böyle o, kesinlikle, tarafa doğru çekiyor. Şimdi tereyağsız da bir döner yemek, hı-hı, çok anlamlı değil sanki. Yani burada işte işin etik boyutuna dönmek gerekiyor. Tereyağın ne, direkt nasıl üretiliyor? O geliyor o zaman. Yani tereyağın nasıl üretiliyor ve tereyağı sağlıklı mı? Bunlara, hı-hı, bakınca, hı-hı, uzak durmak daha bilinçli oluyor. Daha bilinçli bir karar oluyor. Zorlanıyor musun peki uzak dururken? Hani ilk zamanlar belki daha şeydir, şimdi biraz daha oturmuş ama. Evet, veganlığa geçişte en çok peynir ve yoğurt zorlanılıyor. Çünkü bunlar aslında bizi hani bağımlılık yapan lezzetler. Hı-hı. Bu süt bir anne sütü olduğu için peynir de sütten üretiliyor. Hı-hı. Aslında içinde sıkıştırılmış bir süt parçası peynir. Hı-hı. Ve içinde yoğun hormonlar var. Mutluluk veren hormon. Çünkü, doğru, anne sütü anne ve bebeği bağlayan bir şey. Hı-hı. O hormonlar peynirde de çok yoğun ve biz buna mutluluk verdiği için bağlanmışız. Peyniri bırakmak onun için biraz daha zor. Ama peynirin de zararlarını okumak lazım. İşte süt ürünlerinin ne kadar yağlı olduğunu, ne kadar bizi yorduğunu araştırınca, bir de laktoz intoleransı çok, hı-hı, yaygın. Hı-hı. Onu da bilince, neyse ki vegan alternatifler de var, hı-hı, bırakabiliyoruz. Yoğurtta ne yapıyorsun peki? Yoğurt, vegan yoğurtlar dünyada çok fazla var. Hı-hı. Türkiye'de henüz hazır paketli olarak satılan bir yoğurt yok bildiğim kadarıyla. Kendi yoğurt sosumuzu yapmayı denedik. Yapılabiliyor. Kepekli pirinçten yola çıkarak yapılıyor. Hatta kendi yoğurdunu mayalayabilenler de oldu. Vegan probiyotikler kullanarak yapabilenler var. Biz henüz onları menümüze eklemedik. Üstünde çalışıyoruz. Çeşitli peynir ve yoğurt seçeneklerini de ekleyeceğiz.
Yapılabiliyor. Her şey yapılabiliyor. Ya işte şey dediğim gibi önce istemek kesinlikle başarmanın yarısıymış ya. Gerçekten bunu istiyorsan ve bir yaşam felsefen haline aynen dönüştürüyorsan tıpkı normal işte Türk mutfağındaki çalışmalar gibi, emek gibi doğru aynısını vegana veriyorsun. Burada tabii mesela restoran şeyin kafen olmasaydı ailenle yaşasın, hı hı, yaşıyor olduğunda o zaman anne mutfakta zorlanır. Hı hı. Çünkü evin diğer bireyleri evet vegan değil ve vegana ona göre bir seçenek sunmak evet durumunda. Sen tabii şanslısın, kendi yerin var, yemeklerini de kendin üretiyorsun arkadaşlarınla beraber. O anlamda anneciğin sıkıntı yaşamıyordur. Tabii, tabii. Ama şimdi ben düşüneyim mesela annemle beraber yaşıyorum. Annemin herkese, gerçi bizde de çok yemek seçtiğimiz için böyle bir zorlanma durumu var ama vegan mutfağı çok başka. Doğru. Yani aileyi de olumlu etkiler bir vegan kişinin olması. Hı hı. Birazcık daha az et tüketmeye başlarlar gibi geliyor. Evet, daha az yağ. Yani tabii ki bu bir sorumluluk. Yani vegan olmaya karar verdiğimizde kendi yemeklerimizden sorumluyuz. Onu hı hı planlamak bizim üstümüze hı hı düşüyor. Aileleri de çok sıkıntıya sokmamak lazım. Onu kendi özgürlüğünü sağlayabilecek kişiler hani yapsın. Ailelerini de teşvik etsinler. Çünkü bu güzel bir yolculuk, güzel bir karar. Haftada birkaç gün bile vegan beslense bir aile çok doğru faydasını doğru göreceklerdir. Peki gelelim kafeye. Şimdi Beş Evler Eğitimciler evet Caddesi değil mi? Kafenin bulunduğu yer. Gerçekten çok şık, sade ama böyle insana huzur veren bir yer. Tavsiye ederim. Mesela oranın menüsünü oluştururken nasıl yola çıktın? Nelere yer verdin? Alıştığımız lezzetler olsun istiyorum. Çünkü vegan mutfakta aslında çok yeni ürünler de var. Türk mutfağında olmayan tofu gibi. Hı hı. Şimdi biz ilk başta küçük bir menüyle çıktık. Hı hı. Ve hep alıştığımız lezzetlere yakın şeyleri koyduk. İşte sebze çorbalarımız var. Vegan burger, döner. Hı hı. Makarnalar yapıyoruz. Kremalı fettuccine mesela. Hı hı. Kremalı mantarlı. Kremasını biz yulaftan yapıyoruz. Hı hı. Neredeyse sıfır yağ ve krema tadı. Hem az yağlı hem vegan hem sağlıklı seçenekler koymaya çalışıyoruz. İşte glütensiz beslenenler için kinoa salatası yapıyoruz. Mesela o da başladı artık evet, ülkemizde tabii yaygınlaşmaya glütensiz aynen beslenme. Bu tamamen bilince dayalı bir şey. Evet. Yani insanların kendini daha mutlu hissedeceği ve daha iyi besleneceği alanlara sevk etmesiyle ilgili. Bence diyetisyenleri bu anlamda çok hı hı iş düşüyor. Hani diyetisyen insanı sadece işte yağdan, etten, ondan bundan daha az yiyin, işte porsiyonlarınızı yarıma evet düşürün demek olmamalı. Aynen. Aslında bize seçenekler sunulmalı. Veganlık da bir seçenek. Doğru. İşte glutensiz beslenme de bir seçenek. Bunların ne kadar fayda sağlayacakları hı hı iyi anlatılmalı. Şeyde yanlışlık yapılıyor. Hani bir diyetisyene gittiğimizde bize söylediği şey işte kibrit kutusu kadar aynen peynir, şu bu. Sürdürülemiyor. Evet, sürdürülemiyor. Çünkü şey değil. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Evet. Hani hep ben şeye inanmışımdır. İnsanlar eğer kilo vermek istiyorlarsa, ne yiyorlarsa yarısını yesinler. Öyle başlasınlar en azından. Niye? Çünkü porsiyonlar hakikaten çok fazla bizim ülkemizde, içeride ve dışarıda, evlerde de öyle. Bunun yarısını yerse evet en azından bir yola başlamış olur. Ve mümkün olduğunca beslenme uzmanları insanları sağlıklı ve iyi beslenme adına işte bu seçeneklerin de olduğunu anlatabilmeliler. Evet. Ben rastlamadım yani. Şimdi glutensizlik trend oldu. Gerçekten evet, o başladı. Glutensiz beslenmeye ihtiyacı olan, rahatsızlığı olan insanlar için çok olumlu bir gelişme. Hı hı. Veganlık da öyle. Herkes seçenekler eklemeye başladılar. Yani bilinç artıyor. Daha iyi nasıl yaşayabiliriz? Hı hı. Daha iyi nasıl beslenebiliriz? Bu sevindirici. Mesela veganlığı en yaygın ülke neresi? Biliyor musun? Yani şey, her trend olduğu gibi tabii Amerika'da hı hı bayağı ilerlemiş durumda. Avrupa ülkelerinde de öyle. Hı hı. Tek bir nokta hani şurada ne kadar yani vermek zor. Zor. Obezite bu kadar yaygınlaşmışken evet tabii o çok zor. Yani dün gördüm haberlerde 4 yaşında çocuk 72 kilo. Bir artık aynen hastalığa yakalanmış durumda. Gençlerimiz gerçekten hı hı bu fast food denen kötü bir alışkanlığı doğru edinmiş durumdalar. O yüzden de kontrolü hakikaten hı hı zor. Yani biz hep işte patates yemeyin kilo yapar, işte pirinç yemeyin hı hı kilo yapar gibi şeylerle büyüdük. Ben hani bu alanda uzman değilim ama çok araştırıp çok hı hı okuyorum. Hani gördüğüm şu ki bizim işlenmemiş karbonhidratlardan kaçmamıza gerek yok. Yani yulaf, muz,
patates, böyle şeyler aslında hani az yağlı, yağsız piştiğinde tamamen faydalı, içerdikleri lifler, vücudumuzun ihtiyacı olan şeyler. Yani yanlış bir algı olmuş. Yani bir yerde bir yanlışlık olmuş bu diyet konusunda. Şey var tabii, yani beslenme özellikleri aslında hani atadan gelen şeyler. Evet. Yani şimdi benim anneannem, onun annesi falan, benim annem, ben böyle sirayet ediyor bir şekilde. Ama hani dünya değişiyor ve bu değişime ayak uydurabilmek önemli olan. Büyüklerimizin tabii bunları kabullenmesi dediğim gibi çok zor oluyor. Yani şimdi bir hamsi pişirmekte bile onlar bol yağı tercih ederken bizler tam tersi çok az yağ ve çok kısık ateşte daha uzun sürede pişmesinden yana eğer şey olacaksa, kızartma yenecekse ille de. Veya hiç yemeyin hamsi. Yemeyelim değil mi? Doğru. Evet, bir vegana da bu söylenmezdi. Doğru söylüyorsun. Ben şimdi şeyden geldim ya, Batı Karadeniz'den, tabii hep böyle balıklar gözümün önünde. Dolayısıyla hani bu pişirme tekniklerinde de çok kesinlikle ciddi değişimler. Aynen öyle. Yani şeyi çok sevmiyoruz mesela, fırın alışkanlığımız çok fazla yok. Onu geçtim. Buharda yemek. Doğru. Yani çok onlar, faydalı. Evet öyle, ama mutfaklarımızda alışkanlık değil. Doğru. Bir şey yağlı ve tuzlu olmadan lezzetsiz geliyor herkese. Yani böyle alışılmış. Aslında zamanla da bu damak zevki tekrar rayına oturuyor gibi geliyor. Ben vegan olduktan sonra daha az yağlı beslenmeye başladım. Daha az tuz koymaya çalışıyorum. Gittikçe böyle sebzelerin, meyvelerin tadı daha güzel gelmeye başladı bana. Şey gibi, hani çayı şekersiz içmek. Hep derlerdi çayı o zaman tadını alırsın diye. Evet, bu alışkanlığı edindikten sonra ben de aynı fikre sahip oldum. Hani yaşamadan, denemeden daha doğrusu bunun sonuçlarını almak mümkün değil. Veganlık da böyle bir şey. Tabii anladığım ki, kadarıyla. 20 gün herkes deneyebilir. Yani 20 günde gerçekten fark görülüyor. 20 gün. Evet, neden olmasın yani? 20 günde bunu tabii 3 öğüne yaymak gerekiyor. Evet, tabii. Tamamıyla uygulamak. Tabii biraz şey konuşacağım senin mekanını. Hadi bu son reklam arası olsun. Ben Anadolu'yum. Senden milyonlarca yıl önce de buradaydım. Ve sana hiç ihtiyacım olmadı. Ama sen bana hep ihtiyaç duydun. Bu yüzden bana Anadolu ismini verdin. Haklısın. Ben yeşerirsem sen coşarsın. Ben beyazlarken sen umutlanırsın. Ben filizlenirsem sen çoğalırsın. Ama
Ben kurursam sen de kurursun. Ben ağlarsam sen de ağlarsın. Ben çökersem sen de çökersin. Benim ormanlarım, benim nehirlerim, benim denizlerim, benim ovalarım, benim havam, benim iklimim, senin iklimin. Ben Anadolu'yum. Sen istersen ben veririm. Sen emek verirsen ben üretirim. Sen korursan ben çağlarım. Ben Anadolu'yum. Bu adı bana sen verdin. Çünkü benim olan her şey senindir. Benim iklimim senin iklimindir. İklim değişikliğiyle mücadeleye sen de katıl. Çünkü bu senin iklimin. Günaydın. Yine beraberiz. Bugün konuğum Miray Yerliyurt. Kendisi bir vegan ve vegan kafesi var efendim. Oradaki kafeyi konuşuyoruz. Kafenin menüsünü konuşuyoruz. Orada yapılan yiyecekleri işte bir kısmını şu anda sizler de görüyorsunuz. Evet, veganlığa dair neler söyleyelim bakalım. Daha neler kaldı? Sadece yeme içme değil, giyimde de var. Evet, makyaj malzemesinde var. Sağlık, sağlık değil, kozmetik, temizlik malzemeleri, giyim. Hı-hı. Hatta eğlence sektöründe bile aslında hayvanlar kullanılıyor. Yani sirkler veya işte faytonlar. Hı-hı. Aslında veganlar bütün sektörlerde bu hayvanların artık özgürleşmesini istiyorlar. Hı-hı. Bunun için mücadele veriyorlar. Biz de kafemizde hani vegan seçenekler sunuyoruz. Hı hı. Vegan gelen insanlara soru soruyorlar, onlara yardımcı oluyoruz, fikir vermeye çalışıyoruz. Yani daha çok kişiye veganlık felsefesini tanıtmaya çalışıyoruz ve lezzetleri paylaşmaya çalışıyoruz. Şey var tabii, yani şimdi kafenin bir ismi var ve orada vegan ibaresi yok. Evet. Dolayısıyla içeriye birileri girdi. Genç birileri geldiler, oturdular, menüyü istediler, baktılar, baktılar, baktılar. Sonra sipariş verdiler. Ama onun vegan olduğunu biliyorlar mı? Menüde belirtiyoruz. Ama gençler aceleci olabiliyor, evet, gelen misafirler. Dikkatten kaçıyor. Burger var mı? Burger istiyorum. Hı-hı. Hemen burgerlerini yiyorlar, çok beğeniyorlar. Kasaya geldiklerinde ben hani soruyorum, siz vegan mıydınız? Hayır diyorlar. Neden öyle sordunuz? Burgerimizi biz hani sebzelerden yapıyoruz. Aa, işte gerçekten et zannetmiştik diyorlar. Öyle komik diyaloglar yaşıyoruz. Kafenin isminde vegan özellikle geçirmedim. Çünkü henüz ne yazık ki şöyle bir algı var. Vegansa ben yemem. Vegansa kötüdür. İnsanlarda böyle bir algı var. Ben de vegan olduğunu bilmeden biz içeriye alalım misafirleri. Anlatalım, tattıralım. Hani bir ön yargı olmadan oturup bir kek yesin istiyorum açıkçası. Evet, mantıklı. Yiyince de hiç pişman olmayacaklar. Evet. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve keyifli. Şey mi peki, hani böyle bir kişiyi bile kazanmak çok önemli mi veganlıkta? Önemli. Çünkü bir kişi vegan olunca o iş yerinde arkadaşlarıyla yemek masasında bunu konuşuyor. Veya eve gittiğinde sevdikleriyle bunu konuşuyor. Yani bir kişi bile aslında etki alanı geniş. Bu sohbette konu olsun istiyorum veganlık. İşte ben vegan bir kafeye gittim, puding yedim, çok güzeldi desin. Hı hı hı. Yani vegan deyince böyle hani insanların gözüne sağlıksız, zayıf, güçsüz insanlar geliyor. O algıyı da yıkmak lazım. Çok güçlü vegan sporcular var. Boksörler, koşucular, bisiklet sporuyla ilgilenenler. Yani vegan
Onlar aslında çok sağlıklılar, güçlüler. Hepsi büyük bir kısmı eğitimli. Hı hı. Sadece mesela B vitamini mi dışarıdan takviye alıyorsun? B12'ye dikkat etmek lazım. Çünkü B12'yi bakteriler toprakta üretiyormuş. Hı hı. Şimdi artık çok steril bir tarım düzenimiz var. Toprakla bağlantımız koptu. Onun maalesef için biz bitkilerde tertemiz geldiği için evimize B12 alamıyoruz. Hı hı. Hayvanlar topraktan otlanıyorsa B12 alıyor. Onu yiyenler oradan alıyor ama artık hayvanlar da hazır yemle beslendiği için hayvan tüketenler de B12'sine baktırsa iyi olur. Çünkü artık toprakla bağımız koptu. Maalesef, maalesef topraksız üretimler başladı. Oldukça da yaygınlaştı. Evet. Peki bir de GDO gerçeği var. Hani böyle hepimizin korktuğu, ürktüğü evet şey. Soya, veganlıkta bu nasıl? Soya denildiğinde GDO korkutuyor insanları. Hı hı. Şöyle bir gerçek var. Türkiye'de satın aldığımız soya içeren ürünlerde GDO olması yasak. Ciddi bir şekilde denetim altında. Yani gönül rahatlığıyla bir marketten soya kıyması, soyalı herhangi bir şey, tofu, her şey alabiliriz. Bunlarda GDO yok. Ama Türkiye'de beslenen hayvanlar, yani yemek üzere beslenen hayvanların yemlerinde böyle bir kontrol yok. Onlar GDO'lu soyalarla besleniyorlar. Sonra bu hayvanları tüketen insanların da bu GDO'ları alma riski var. Yani hani ben soya kıymasından burger yaptığımda korkmayın, hı hı, ama sizin tükettiğiniz etlerde yani onlar GDO'lu soyayla beslenmiş olabiliyor. Risk var yani. Risk var tabii ki. Peki çocuklar? Yani mesela gelen misafirlerinizde işte karı koca yanlarında çocuklarla geldiler. Lezzetli buluyorlar mı yedikleri, evet, hamburgeri? Pudingimizi ve hamburgerimizi çocuklar çok beğeniyorlar. Çocuklar deyince aklıma geldi. Hı-hı. Süt alerjisi çok arttı. Belki evet, siz de evet, biliyorsunuzdur. Evet, çok yoğun. Bebeklerde çok fazla süt alerjisi çıkıyor. Bu onları emziren annelere etkilediği için anneleri bir süre vegana yakın besleniyor. Hı-hı. Sütsüz besleniyor. O anneler bize çok sıklıkla geliyor. Hani tatlı yemeyi özlüyorlar, sütsüz tabii tatlı bulamıyorlar. Onlar bebekleriyle geliyor. Lezzetlerimiz çocuklara da uygun. Allah'tan şimdi şey var, hani gerçekten büyük marketlerde var, her istediğini bulabiliyorsun. Evet. Hani bundan 15-20 sene önce bir badem sütünü bulmak öyle çok kolay bir şey değildi. Şimdilerde her yerde bulma şansı var. O yüzden biraz daha kolay. Evet. Hani bu yolu seçmek. Aynen öyle. Biraz kolay, önceden planlanarak her şey çözülebiliyor artık. Tabii sadece hani zeytinyağlı, şimdi sen bunları söyleyince bizim izleyenlerimiz diyorlar, ben onunla doymam ki diyenler, hani sadece öğle yemeğinde bir zeytinyağlı, evet, yemek. Biz de biliyorsun önce çorba, sonra zeytinyağlı, arkadan ana yemek ve sonra tatlıyla noktalanır, evet, genelde. İşte bu şekilde olması belki de yanlış. Hani bu kadar hastalık varsa, bu kadar çok yemeye gerek var mı, onu da düşünmek lazım. Küçük porsiyonlar olarak düşünmesinler. Yani büyük bir salata yenebilir. Büyük porsiyon bir işte pilav, yanında bir bakliyatlardan yapılmış sulu bir yemek olabilir. Sebze çorbası olabilir. Yani gözümüzü doyuracak büyük porsiyonlar yiyoruz biz. Az yağlı vegan beslenmeyi takip eden kişiler porsiyon kısıtlaması veya kalori hesabı yapmadan besleniyor aslında. Hı hı. Çünkü faydalı şeylerden bol bol tüketebiliriz. Bunlar kolay sindiriliyor, vücuda faydalı, lifi, hı hı, yüksek. İşte yani antioksidan açısından da zengin. Hı hı. Sebzeden, meyveden korkmamak lazım. Yani meyvenin içindeki şekerden endişe ederek bir nesil yetişti. Evet, maalesef öyle. Öyle olunca mesela bu menü şey mi? Sizin misafirlerinize ikram ettiğiniz menü mi? Yani dürüm istediğinde böyle, aynen, mi geliyor? Aynen, bu şekilde servis ediyoruz. Aslında çok fazla yani. Doyurucu. Ben mesela ikisini bitiremem. Evet. Doyurucu yani, gözüktüğünden daha böyle insanı tok tutuyor. Çünkü gerçekten aslında besin bunlar. Yani sebzelerle, hı-hı, besleniyor vücudumuz. Hı-hı. Kesinlikle öyle. Evet, veganlık değişik ama yeni bir trend. Dünyada uzun zamandır var ama bize yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Dediğim gibi ben işte bundan 4-5 yıl önce bir arkadaşımın kızının veganlığıyla veganla tanışmıştım. Ve çok ilginç gelmişti. Çok iştahlı bir, evet, genç kızımızdı. Yemeği çok seviyor. Dolayısıyla çok da kilo alıyor. Ne yaparsa yapsın o kiloyu eritemeyince
Demek ki o da farklı yollara müracaat tabii. etmek istemiş ve veganla tanışmış. Hakikaten çok büyük bir keyifle kendisine yemekler hazırlıyordu. Ve anne de şaşırıyordu. Hani evet. ya ne olacak bu çocuk? Bir deri bir kemik kalacak, hasta olacak endişesine bile kapıldığı zamanlar oldu. Ama tabii öyle olmadı. Doğru. Hala veganlığını sürdürüyor, yurt dışında yaşıyor. Ve her şeyini kendi tabii. yaparak son derece de zayıfladı evet. ve son derece sağlıklı yaşıyor. Ya işte beslenmeyle daha samimi bir iletişim kurulmuş oluyor vegan olunca. Aslında kendimize de daha iyi bakıyoruz çünkü hayvanları da düşünüyoruz. Yani beslenme daha doğru bir yere oturuyor sanki vegan olunca. Sen şimdi sushi de yemiyorsundur. Yok. Hamsiye böyle yapınca sushi yine mümkün. Şey, vegan sushiler oluyor. Oluyor değil tabii, mi? Tabii. Görmüştüm ben onu. Şeyler. Zaten o dış yosun. Evet, evet. Onların hepsi bitki pirinç. Sebze. Evet. Aslında hani mutfağın ana temaları onlar. Evet. Ne ile kullandığın önemli. Doğru. Hani tereyağı yerine işte dediğin gibi sıvı yağ kullanırsan hiçbir yan etkisi ya da zararı yok. Ama tereyağını bolca kullanırsan başına gelebilecek her tür şeye hazır olmak lazım. Evet Miray'cığım çok keyifliydi. Getirdiklerin için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel görünüyor hepsi. Miray stüdyoya bunlarla girdiğinde bizim yönetmemiz Kaan arkadaşımız. Ben etçiyim yorumunu evet. yaptı ama eminim tadına bakınca diğer arkadaşlarım da ete çok yakın bir lezzet olduğunu fark edecekler. Yolun açık olsun diyorum. Aslında zoru başarmaya çalışıyorsun. Çünkü vegan kafe işletiyorsun ve orada şey değil. Mesela daha önce de bir konuğum oldu. Kendisinde hem Adana kebap hem sushi var bir bünye içerisinde. Sende öyle bir şey yok. Seninki sadece vegan mutfağı. Evet. Dolayısıyla bu bir yaşam şekli. Bu yaşam şeklini sevenler efendim Beşevler Eğitimciler Caddesi'nde evet. Miray'ın kafesine gidip evet. orada bu lezzetlerle tanışma fırsatı bulabilirler. Alışkanlık yapar mı? Tabii o herkesin kendi tercihine bağlı. Aynen öyle. Yani vegan olmayanları özellikle davet ediyorum Good Call Cafe'ye. Özellikle onların bu lezzetleri deneyip hani bana geri dönüşlerde bulunmaları çok önemli. Sosyal medyayı güzel kullanıyorsun ve oradan aldığın geri dönüşler nasıl? Yani diyorlar mı nasıl bir şey bu veganlık, ne yapıyorsun, evet. ne yiyoruz? Özellikle bir yarışma yaptık, çekiliş yaptık. Hı-hı. En çok et seven arkadaşınızı etiketleyin, ona bir döner ısmarlayacağız diye. Hı-hı. Onu kazananlar çok beğendiler geldiklerinde. Yani etçileri ben davet ediyorum en Anladım. Fazla. Onlar gelip denesin. Veganlar zaten seviyor. Tabii tabii. Onlar zaten alışmışlar evet. artık bu lezzetlere. Bir de şey var. Mekanında mesela kültürel olaylar var. Evet. Aktiviteler var. Bizim mekanın arka tarafında büyük bir yoga stüdyomuz Hı-hı. var. Orada düzenli yoga atölyeleri yapıyoruz. Hı-hı. Yoga dersleri yapıyoruz. Onun dışında toplantı odamız var. Yakın zamanda bir kitap kulübü oluşturacağız. Hı hı. Sürpriz birinin katılımıyla. Onun dışında da böyle aslında sanat atölyelerine de ağırlık vermek istiyorum. Çünkü müsait odamız var. Hı hı. Benimle hani atölye yapmak isteyenler, katılmak isteyenler sosyal medya üzerinden lütfen iletişime geçsinler. Hı hı. Bir program oluşturalım, yapalım. Hani sadece yemek olmasın, farklı şeyler paylaşalım bu kafede istiyorum. Sanat olsun, spor, kültür hani... İnsanların gelip bir şeylerle hem besleneceği bir yer olsun istiyorum. Hem yemekle hem yeni bilgilerle. Hem karnını hem evet. ruhunu doyursun evet. diyorsun. Ne güzel. Peki. Evet çıktığın yol umarım çok uzun olur ve çok keyifli olur. Burada seni tanıdığım için bunu çok net söylüyorum. Birinci önceliği bir ticari kazanç değil. Gördüğünüz gibi evet. vegan kazanmak istiyor. Kendisi gibi vegan yaşamı seçenlerin sayılarının artmasını istiyor. Çünkü bu hastalıkların kötü beslenmeden kaynaklandığına son derece inananlardan. Ben de aslında bu fikrini destekliyorum. Birçok anlamda doğru. Çünkü bu beslenme düzenimiz bozulduğundan beri özellikle kanser vakalarında evet. çok ciddi artışlar var. Biraz çeki düzen vermemiz lazım. Sadece ilaçlara bağımlı bir evet. hayattan uzak kalmak gerekiyor. Kolaylıklar diliyorum. Yolun açık olsun. Bol şans sana. Çok teşekkür ederim. Cesaret tabii bu. Yani Boğaziçi Turizm İşletme mezunu kendisi. İstanbul'da hakikaten güzel bir işi varken... Tüm riskleri bir tarafa bırakıp hayır ben bunu yapacağım demek cesaret ister. O yüzden cesur bir bayansın, genç girişimcisin. Tebrik ediyorum Çok seni. Sağ ol. Umarım her şey gönlünce olur. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz bugün Günaysın'ın sonuna geldik. Haftanın ilk iş gününde sizlerle vegan mutfağını konuştuk.
Eğer bir aksilik olmazsa, Sayın Başkan'ın başka bir programı çıkmazsa bu akşam saat 19'da Politik Özel'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş konuğumuz olacak. Bekleriz efendim.